Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, DBC üçgenin alanı yamuğun alanının 5'te 2'siymiş. O halde DBC'nin alanını hesaplayalım. Bakın, taban belli 6. Şuna bir tane yükseklik atayalım. Şöyle. Şöyle yüksekliğim x. 6 çarpı x, 6x. Böyle 2 yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar 5'te 2 hani oran yapıyoruz ya. Böyle 2'ye gerek yok. Devamında bakın 6x buraysa, 5'te 2 ise 6x ise, 5'te 5'i nedir? 15x. 6x'ten çıkartırsam 9x buraya kalıyor. O halde yüksekliğim x ise tabanım da 9'dur. Hani böyle 2 yapmıyordum. Devamında bakın C'den şöyle bir yükseklik indireyim. Şöyle 9'u siliyorum. Bakın 6 burası. 9'dan 6 çıkarttım. 3 burası. 3'e 6 yani 1'e 2 oranı. Yani bu 30 60 90 üçgeni. O halde x'imi buradan 3 kök 3 bulurum. Evet, ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Bakın alan için yükseklik şart değil mi arkadaşlar? Şöyle C'den yüksekliğimi indirdim. Aynı şekilde D'den de bir yükseklik indiriyorum. Neden? Üst tabanı bulmak için. Buradan eşkenardan dolayı 14 burası. 14'ü de 2'ye böldüm. 7'ye 7. Şurası 90. Burası da bakın 1'e 2 oranı 7 kök 3. 30 60 90 üçgeni değil mi? Devamında bakın 5 burası, 5 burası. 5 7 daha 12. Üst tabanım da 12. O halde alanı bulabilir miyim? Bakın üst taban artı alt taban nedir? 14 10 daha 24 bölü 2 çarpı yükseklik eşittir. Buradan 24, 12 daha 36. Bölü 2'ye 18. 18 çarpı 7 kök 3. Buradan 7 kere 8, 56'nın 6'sı elde var 5. 7 çarpı 1, 7, 5 de elde 12. 126 kök 3. C seçeneğimi işaretlerim. Evet, ABE'de dik yamuğunun alanı kaç birim karedir? Bakın EF'ye ben K dersem BF ne oluyor? 4K. Geldim EF'ye K dedim. BF de 4K oldu. Şöyle K'ya 2 ise 4K'ya 8 olmalı. Devamında ABC eşkenar üçgenmiş. O halde 8 burası. Şöyle 4K'yı sileyim. Yüksekliğimi indirdim. Şöyle 8 de siliyorum. Şura 90 derece. Buralar 4'e 4. Devamında 1'e 2. O halde yüksekliğim 4 kök 3. Şuraya yazalım. 4'e 8 yani 1'e 2. O halde yüksekliğim nedir? 4 kök 3'tür. Şöyle tabanı da bulursam yani DE'yi de bulursam alanı bulmuş olacağım değil mi? Bakın 4 burası, 2 buraysa 2 buraya kalıyor değil mi? O halde yüksekliğim nedir? 4 kök 3 çarpı üst taban 2 artı alt taban bölü 2 eşittir. 12'ye böldüm 5, 5 kere 4, 20 kök 3. A seçeneğimi işaretlerim. Evet, alanlar arasında 3 bölü 4 ilişkisi olduğuna göre x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, F'den bir dik indirdim. Şöyle E'den bir dik indirdim. Şöyle 2'ye 2A diyelim. Şöyle 3'e 3A diyelim. Bakın alanlar oranı 3 bölü 4 ise, bakın şuraya A dersem 3 oldu. Burası buraya eşit olacağından buraya da A demeliyim. Burası da 4 oldu. O halde alanlarımı doğru belirledim. Bakın alanım 2A, tabanım 2. Aynı şekilde alanım AA 2A ise tabanım da 2 olmalı. 2, 2 daha. X'e buradan 4 kalıyor diyeceğim. Evet, BF üçgeninin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, D'den bir dik indiriyorum. Neden? Çünkü hem şuradaki 5'e 5 var ya, 1'e 2 muhabbeti, onu kullanacağım. Hem de şu 4'ü olduğu gibi aşağı indireceğim. AB uzunluğum 12 imiş. Geri kalan 8'i de 4, 4 diye eşit ayıracağım. Çünkü 5, 5 var. Şöyle 8, 10. O halde burası 6. 6 ise şurası 3. O halde alan hesaplayabilir miyim? 3 çarpı 8 bölü 2'den 12'yi işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, D'den şöyle CB'ye paralel bir doğru indirdim. Bunu neden yaptım? Çünkü 7 burayı, 8 burayı bulmak ve 122'ye 122. O halde burasına kaç düştü? 58. Bakın 58, 61 daha 119. O halde şuraya ne kaldı? 61. 61 ise bakın ikizkenar oldu. 8 buraysa 8 de burası olacaktır. 8, 7 daha x'imi 15 bulurum.
Evet, x kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, 110 buraysa 70 burası, 70 de otomatikman burası. Şöyle z kuralından 70 de burası. Topladım 140, 180'den çıkarttım. X'imi 40 buldum. Evet, ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, EAK 8'miş. Geldim yazdım. O halde burası ne olur? 8, 16, 24. Bu nereden geliyor? Bakın. K'ya M diyelim. Alan nasıl? KM. Şurası nedir? 2K'ya 2M değil mi? Oranlarsak. O halde 2 kere 2 4KM. Şimdi KM 8 ise 4KM 32 olmalı. 8 buraysa 24 buraya kalıyor. Mantık bu şekilde. Aynı şekilde de burası 16 ise 3 katı nedir? 48 de burası. Toplarsam 48. 8 daha 56. 24 daha 80. 16 daha 96. D seçeneğini işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, yamuğumun şu taraftaki alanı ile bu taraftaki alanı birbirine eşitmiş. Yüksekliğim aynı olduğuna göre bu eşitliği sağlayan nedir? Tabanlarımın toplamı değil mi? Yani x artı 7 eşitmiş 5 artı dc nedir? Bakın 4 birimse de nedir? 4 eksi x değil mi? Buradan da eksi x artı olarak buraya çektim. Artı 7'yi 9'un yanına eksi olarak çektim. Buradan x ne gelir? 1. A seçeneğimi işaretlerim. Evet, ABCD yamuğunun çevresi kaç A'dır? Bakın arkadaşlar, şu eşkenar üçgenlerin bir kenarı A'ymış. A ise burası da A, burası da A. A, şöyle A'ları yerleştirelim önce. Şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde. Devamında bakın açılarım 60 değil mi? Şöyle 60, aynı şekilde 60. Şöyle şurası 60. Aynı şekilde burası da 60. Bakın bir ikizkenar söz konusu. O halde buralarda A. Şöyle burası da A. Devamında bakın şöyle ortadan ikiye bölersek şurası A bölü 2 değil mi? Aynı şekilde burası da A bölü 2. Toplarsak bir A da buradan geliyor. Bir A da burada var. O halde burası 2A. Aynı şekilde 2A ve 2A. A'ları toplarsak 4A, 6, 8, 10. D seçeneğimi işaretlerim. Evet, FE kaç birimdir? Bakın arkadaşlar. Şöyle 90 90'ı gördüm. F ile C'yi birleştirdim. Bakın bu deltoid gibi değil mi? Yansıması gibi. O halde 6 buraysa 6 burası, 4 buraysa 4 burası. Baktığımda şurası 90 derece. Aynı şekilde burası 90 derece. Bir deltoid de burada var. Bakın 6'ya 6 ise 9'a 9 olmalı. Aynı şekilde şöyle F ile B'yi birleştireyim daha net görün. Devamında bakın 6'nın karesi 36, 9 çarpı 4 36. Yani şurada bir Öklit muhabbeti oldu. Buradan da sağladım. Benden FE'yi istiyordu zaten. O halde C'yi işaretledim. Evet, X kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, D'den bir doğru indiriyorum. X buraysa X burası. 9'dan çıkarttım. 9 eksi X burası. Tabi burası 90 derece. Bakın 90'dan inen bir dik var. Öklit yaparsam neydi? X kare eşittir 9 eksi x çarpı x. Arkadaşlar, devamı matematiksel işlem. Fazla zaman kaybetmemek babında şöyle bir ipucu vereyim. X'i delta'dan bulacaksınız. O da muhtemelen A seçeneği olacaktır diyoruz.